Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde çarşıda pazardaki yangın, özellikle evlatlarımızı ezip geçen işsizlik, ülkede artan sefalet ve dış politikadaki gelişmeler vardı. Değerli basın mensupları, hızla artan enflasyon, yüksek işsizlik, ülkemizde görülmemiş bir sefalete sebep oldu, olmaya da devam ediyor. Ülkede yoksulluğu ve yoksunluğu geçtik, artık açlık başladı. İnsanlarımız öğün atlamaya, pazardan topladığı kırık marul yapraklarıyla öğün geçirmeye çalışıyor. Eve deli, ele iyi bir hükümet ülkemizi yönetiyor. Kendi vatandaşını unutan, çocuklarımızın karnını doyuramayan, ailelerin feryatlarını duymayan, gençlerimizin bir ev, bir araba alabilme umudunu elinden çalan bir hükümet bu ülkeyi yönetiyor. Dün polis teşkilatına verdiği iftarda saray, sığınmacı akınına rağmen Türkiye'nin dünyanın en huzurlu ülkesi olduğundan bahsetti. Siz emperyal güçlerin Orta Doğu'da çıkarttığı, ateşini besleyip büyüttüğü savaşlardan kaçanların yükünü milletimizin sırtına yıktınız. Avrupa'ya geçmek isteyenlerinin önünü kesmek için 3-5 milyar avro karşılığında geri kabul anlaşması imzaladınız. Türkiye'yi açık hava mülteci kampına çevirdiniz. Bugün ülkemizde Suriye, Irak ve Afganistan başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden gelen 5 milyon sığınmacı var. Bu sığınmacılar için milletin kesesinden 50 milyar dolardan fazla para harcadınız. Ülkede IŞİD militanları fidye topluyor, siz huzurdan bahsediyorsunuz. Buradan tekrar söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine gitmesi için masaya oturacağız. Ve onları en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine yolcu edeceğiz. Güven içinde. Bu lafları bırakın. 3 yıl önce polisimize söz verdiğiniz 3600 ek göstergeyi önce bir halledin. Sığınmacılar faslına ondan sonra gelirsiniz. Saray ve şürekası eve deli, ele iyi olmakta sınır da tanımıyor. Ülkemizde korkunç bir hayat pahalılığı milletimizi eziyor. O kalkmış Avrupalılara üzülüyor. Avrupa'da durum çok kötü diyor. Bugün büyük şehirlerimizde tek çocuklu bir ailenin kira, fatura, mutfak masrafından oluşan toplam temel giderleri 13-14 bin liraya çıktı. Sarayın kibirlisi bunun farkında bile değil. Ülkemizi o kadar kötü yönetti ki 20 yıl önce tek bir yüzükle iş başına geldiğinde çeyrek altın 27 liraydı. Şimdi millet 27 liraya 1 kilo yeşil biber alamaz hale geldi. Bundan birkaç yıl önce orta gelir tuzağını konuşuyorduk. Şimdi bıraktık tuzağını, orta geliri bile konuşamıyoruz. Sarayın kibirlisine göre geçen yıl Ağustos ayında enflasyon düşmeye başlayacaktı. Düşmekten vazgeçtik. Enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Bizi enflasyonun Şampiyonlar Ligi'nde dünya altıncısı yaptı. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Bir de Nebati Bakanı var. Ne söylese tutmuyor. Önce enflasyon Ocak'ta pik yapar, sonra düşer dedi. Tutturamadı. Sonra Nisan'da %50'nin altında enflasyon pik yapar dedi. Onu da tutturamadı. Sonra bir kere daha fikrini değiştirdi. Yaz aylarında düşer dedi. Onu da tutturamayacağını anladı. Ne yapsa olmuyor. Merkez Bankası'nın arka kapısından dövizleri satıyor. Türk lirası mevduatları dövize endeksliyor. Ama enflasyonda şahlanmaya devam ediyor. Önce son günlerde enflasyon yıl sonunda makul bir seviyeye gelir dedi. Ama makul seviye nedir? Hiç söylemedi. Sonra söylemediği bu makul seviyeden önce vazgeçti. Dün enflasyon Aralık ayından itibaren düşmeye başlayacak diyordu. Bugün yeniden Mardin'de makul seviyeyi tedavüle soktu. Ya, oynamayı bilmeyen gelin yerim dar dermiş. Nebati Bakan'ın hali tam da bu. Enflasyonla nasıl mücadele edilir bilmiyorum demeye bir türlü dili varmıyor. Onun yerine türlü çeşitli bahaneler uyduruyor. Enflasyon baz etkisiyle kendiliğinden gerileyecekse,
Siz o koltuklarda niye oturuyorsunuz? Reislerinin yaptığı hatalar nedeniyle hortlayan hayat pahalılığının tüm yükünü milletin üstüne yıkmaya karar vermişler. Ne diyorlardı? Bizim cari fazlayla enflasyonu düşürme modelimiz var. Ne oldu bu cari fazlayla enflasyonu düşürme modeli? Bugün itibariyle iflas etti. Bugün Şubat ayı ödemeler dengesi rakamlarını açıkladılar. Bu yılın ilk iki ayında cari açık 12 milyar 100 milyon dolar olmuş. Tarihimizde ilk iki ayda böyle bir cari açık vaki değil. Bu bir rekor. Faiz düşecek, rezerv artacak diyorlardı. İlk iki ayda resmi rezervler 3 milyar 200 milyon dolar erimiş. İşte bu safsatalarla millet hayat pahalılığının altında ezim ezim ezdiler. Bu ülkenin çocuklarını aç bıraktılar, bırakıyorlar. Gençlerinin umutlarını çaldılar, çalıyorlar. Yetersiz beslenme çocuklarımızda gelişme sorunlarına neden oluyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük. Her 5 kız çocuğundan 4'ü, her 4 erkek çocuktan 3'ü kansızlık rahatsızlığı çekiyor. Çocuklarda kansızlık Avrupa'nın 4 katı. Bu iktidar sayesinde, bu hükümet sayesinde, saray sayesinde bir nesli kaybediyoruz. Öyle bir nesli kaybetmek kolay değil. Bu kaybın telafisi 1 yıl değil, 3 yıl değil, 5 yıl değil. Yıllarca bir nesil boyu sürüyor. Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız, bu en önemli sorun açlık, iyi beslenmeme, sağlık sorunları, yoksulluk nedeniyle. Genel başkanımız bu sorunlara dikkat çekmek için iktidarsan muktedir olacaksın. Onu bunu bırakacaksın. Bu işi çözeceksin demek için, yani milletin çektiklerini duyurmak için Et ve Süt Kurumu'na gitti. Ama saray ve şürekası sorunun kendisine ve büyüklüğüne değil, randevu nereden alınacak ona takıldı. Sarayın atanmış yardımcısı da işini yapacağına boş boş konuşup siyasi şov yapmaya kalktı. Beyefendi, sen seçilmiş siyasilere laf yetiştireceğine, atanmış bir memur olarak işine gücüne bakacaksın. Çocukların yatağa aç girmelerini önleyeceksin. Siz sahurda Menemen şovuna gittiği öğrenci evinde sucuk görünce sucuk var, bir de şikayet ediyorlar diyen AK Parti Grup Başkan Vekili'nin yaptığı şova bir bakın. Millet sinemaya gidiyor, o zaman kriz yok diyen Sözde gazetecinin şovuna bir bakın. Hep söylüyorum, bunlar milleti unutmuş. Yankı odalarında oturmuşlar, sadece birbirlerinin söylediklerini duyuyorlar. Adeta kendi kokusuyla sarhoş olan mis keçisi gibi yaptıklarıyla böbürlenip duruyorlar. Milletimizi bir yandan enflasyon, bir yandan da işsizlik eziyor. Şubat ayına ait işsizlik verileri bugün yayımlandı. TÜİK'in makyajlı verilerine göre Türkiye'de resmi işsiz sayısı 3.579.000 kişi. Buna karşın iş aramaktan vazgeçenler hesaba katıldığında işsiz sayısı 8 milyon kişi. Sözde %11 büyümeye rağmen işsiz sayısı hala pandemi öncesi seviyesine düşmedi. İşsiz gençlerimizin sayısı ise hala 1 milyonun üzerinde. 15-24 yaş arası her 5 gençten birisi işsiz. İşsizlikle hayat pahalılığı arasında ezilen gençlerimiz artık kurtuluşu yurt dışında arar hale geldi. Bu ülkede insanlar sadece işsiz değil, sadece yoksul değil. Artık açlığı, sefaleti konuşmaya başladık. Türkiye işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksinde hem OECD hem de G20 şampiyonu oldu. Bunlar ülkemizi dünyada en büyük 10 ekonomi arasına sokmaya söz verdiler. Sözlerine tutamadıkları gibi sefalet liginde de şampiyon yaptılar. Yoktan var edilen bu ülkede insanları varlık içinde yokluğa mahkum ettiler. Değerli basın mensupları, eve deli, ele iyi saray, milletimizin malını, mülkünü ele peşkeş çekmekte de çok mahir.
En iyisi saray, Cumhuriyet tarihinin en karanlık işlerinden biri olan telekom özelleştirmesinde Lübnanlılara bizim tarlanın taşıyla bizim tarlanın kuşunu vurdurdu. Lübnanlılar Suudilerle bir olup telekomu borca batırıp çekip gittiler. Tüm bunlar olurken devletin oraya atadığı telekom yöneticileri koltuklarında bardak gibi oturdular. Olanı biteni sessizce izlediler. Şimdi bu beyler nerede? Ben söyleyeyim. Sarayın atama yardımcısı, sarayın önceki genel sekreteri, sarayın bugünkü danışmanları o koltuklarda oturanlar. Tabii bu atanmış yardımcının özgeçmişine yazmaktan çekindiği bir görev daha var. Yimpaş yöneticiliği. Yimpaş'ın içinin boşaltıldığı, binlerce gurbetçimizin mağdur edildiği dönemde Yimpaş'ta görev yaptım demek belli ki beyefendinin işine gelmiyor. Şimdi bu zat saray yönetiminin perişan ettiği milletimizi bu karanlıktan çıkarmak için uğraşan, bunun için bir araya gelen altı muhalefet partisine sahibinin sesi olup ağzına geleni söylemiş. Olmadık hakaretler etmiş. Geçtiğimiz haftalarda önce sarayın atama İçişleri Bakanı, ardından sarayın bizzat kendi sarayın kibirlisi, gelmekte olanın geldiğini görünce altı partinin birlikteliği hakkında ileri geri konuşmaya atıp tutmaya başladılar. Biz ortaya attığınız bu zırvaları ispatlayın. İspatlayamazsanız namertsiniz, alçaksınız, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz dedikçe anlaşılan bunlar zevk alıyorlar. Maksatları belli. Söyle yalanı, bulunur inananı. Altı partiye dil uzatmaya cüret eden saray yardımcısına sesleniyoruz. Bu safsataları ispatla. İspatlamayan namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Eve deli, ele iyi saray ve şürekasının yabancılara peşkeş çektiği tek milli varlığımız telekom değil. Sakarya Tank Balet Fabrikası, milli ordumuzun en stratejik tesislerinden biriydi. Özelleştirildi, saraya ilahi aşkla bağlı eski Mavcı ile Katar ordusu ortaklığına peşkeş çekildi. Dönemin savunma sanayi müsteşarı firma ile Altay Tankı için sözleşmenin imzalandığını 9 Kasım 2018 tarihinde duyurdu. İlk Altay Tankı da 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek hayırlı olsun diye açıklama yaptı. Yani tankın en geç 2020 Haziran ayında ordumuza teslimi gerekiyordu. 2020'nin Haziran'ı geçti. 2021'in Haziran'ı geçti. 2022'nin Haziran'ı geliyor. Aradan 41 ay geçti, ortada tank falan yok. Ama bunlarda utanma da yok. Bir ay önce havuz medyasına müjde, Güney Kore'den Altay tankına motor geldi diye haber yaptırdılar. Şimdi gelen motor ve aktarma sisteminde sorunlar olduğu konuşuluyor. Tank hala ortada yok. Bu arada Sakarya Tank Palet'in peşkeş çekildiği Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı çakma oligark düz yolda teker patlattı. AK Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği sayesinde başa geldiğini itiraf etti, söyledi. Yalanın dostu, gerçeğin düşmanı çoktur derler. Bu samimi itirafın karşılığı partisinden de ilahi aşkla bağlı olduğu reisinin sinesinden de aforoz edilmek oldu. Oysa daha 2 gün önce bu çakma oligark Fahri Dışişleri Bakanı gibi Rusya'ya gitmişti. Rus televizyonlarında Rusya ile S-500 yapacağız, 10-20 yıllık stratejiler geliştiriyoruz diye açıklamalar yapmıştı. 2 günde Orhan Veli'nin şiirindeki gibi kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Gerçekten de yazık oldu Ethem Efendi'ye. Ama evin delisi, elin iyisi sarayın yeni dostları var. Hem de çakma değil, hakiki oligarklar. Oligarkların ana vatanından, Rusya'dan ithal. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı'nın uyguladığı müeyyidelerden kaçmak için Rus oligarklar dev yatlarını Türkiye'ye demirliyorlar. Umarız bu gidiş bu ülkede yeni zarapların zuhur etmesine yol açmaz. Birleşmiş Milletler'le NATO ortaklarımızla bizi bir kere daha karşı karşıya getirip başka tavizler vermek zorunda bırakmaz. Sadece oligarklar değil, parası pulu olan Ruslar paralarını bavula koyup Türkiye'ye getiriyorlar. 250 bin doları nakit ödeyip
Hem birkaç tane evi hem de vatandaşlığımızı satın alıyorlar. Ne de olsa ev alana Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu promosyon. Okyanusun öte yanında Kanada, kendi vatandaşlarını düşünerek ev fiyatlarının artmaması için ülkede yabancılara konut satışını 2 yıl süreyle yasaklamaya hazırlanıyor. Bizdeki hükümet, batan geminin malları bunlar diyerek milletin malını yabancılara bir de üstüne dumping yaparak satıyor. Şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların ay yıldızlı kimliğini, pasaportunu mezada düşürdüler. Haraç mezat satıyorlar. Sarayın herkese milliyetçilik dersi veren küçük ortağı da bunu seyrediyor. Böyle bir rezilliği bu ülke hiç görmedi. Vatandaşlarımız ev fiyatlarına yetişemiyor. Karı koca çalışan bir aile için artık ev almak hayal oldu. Ankara'da 150 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı bir yılda 384 bin liradan 832 bin liraya çıkmış. İstanbul'da aynı 150 metrekarelik ev geçen sene 740 bin liraymış, bu sene 1.921.000 liraya çıkmış. Bunlar da ortalama fiyatlar. Semtine ve evin yaşına göre bu rakamlar 3-4 kat daha da artıyor. Ülkemizi başka ülkelerin vatandaşlarına peşkeş çektiler, orta sınıfı bitirdiler. Birliğimizi, beraberliğimizi her gün biraz daha zayıflattılar, zayıflatıyorlar. Saray rejiminde bu ülkede ev sahibi olma hakkı artık sadece zenginlere, Ruslara, körfez şeyhlerine ait oldu. Bizim paramızı pul ettiler, elin parasını bol ettiler. Değerli basın mensupları. Ev delisi ama el iyisi bu saray zihniyeti kendi vatandaşına Ali Kıran baş kesen, Mersin'de öldük bittik anamız ağladı diyen çiftçiye artistlik yapma. Ananı da al git diyen bunlar. Batman'da kadro isteyen taşeron işçilere bir yerde çalışıyorsunuz nankörlük yapmayın diye bağıran bunlar. Soma maden faciasında ölenlerin yakınlarına yuh çekersen tokadı yersin diyen, madencileri yerlerde tekmeleyen bunlar. Ama kendi milletine bu kadar zalim olan sarayın kibirlisi Eloğlu'na oldukça müşfik. Bu fakir bu görevde olduğu sürece alamazsınız dediği rahibi, dönemin Amerikan Başkanı Trump mal varlığını araştırırım dediğinde apar topar uçağa bindirip tıpış tıpış Beyaz Saray'a kadar gönderen o. Merkel bastırınca Alman gazetesinin tutuklanan muhabirini tıpış tıpış serbest bırakıp Almanya'ya yollayan o. Trump'ın aptal olma diye yazdığı mektubu onun yüzüne çarpacağına Beyaz Saray'da masaya gizlice masanın üstüne bırakan o. İdlib'de 36 askerimizi şehit eden Rusya'nın ayağına tıpış tıpış giden o. Kremlin Sarayı'nın kapısında Putin'le görüşmek için kapıda bekleyen, bunu da Rus devlet televizyonuna kronometreyle saydırıp ülkemizin itibarına sahip çıkamayan da o. Şimdi bunun en son örneğini İstanbul'da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının gelişiminde görüyoruz. Bu ülkenin toprakları üstünde bir gazeteci hunharca öldürüldü. Erdoğan o dönem çıktı, Suudi Arabistan yönetimine bunlar insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir dedi. Davanın delilleri içinde Suudi Arabistan'a gösteririz ama vermeyiz dedi. Suudi gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecek de dedi. Yetmedi gazeteci Kaşıkçı'yı şehit ilan etti. Şimdi de şehit dediği Kaşıkçı'nın dava dosyasını sümen altı etsinler diye Suudi Arabistan'a iade ediyor. Etti. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme demişler. Meydanlarda dünyaya kafa tutarmış gibi yapan ama sıkışınca başka ülkelere her türlü tavizi veren bir saray yönetimi var. Dün kavga ettikleriyle sıkışınca bugün barışmaya uğraşıyor. Çünkü tulumbada su bitti. Dün kavga etmeseydiniz bugün barışmak için taviz üstüne taviz vermek zorunda kalmazdınız. Biz elbette her zaman barıştan yanayız. Ama
Ülkemizin şanı, şerefi bu kadar da hırpalanmaz. Barışmak için vermek zorunda kaldığınız tavizlerin bir kısmı ortada. Soruyoruz, milletimizin görmediği, milletimizin sırtından verdiğiniz başka hangi tavizler var? Değerli basın mensupları, saray milletine deli, yandaşa, faizciye, rantçıya ise çok iyi. Sürekli vatandaşın kesesinden alıyor. Yandaşın, faizcinin, rantiyenin kasasına koyuyor. Saray faiz sebep enflasyon sonuç deyip Merkez Bankası'nın tabela faizini %14'e indirdi. Şimdi bankalar Merkez Bankası'ndan %14 faizle para alıyorlar. Sonra bu parayı hazineye %24'le borç veriyorlar. Bir bakkal 20 liradan domates alıp 25 liradan satıyor diye sopayla kovalanıyor. Ama hazine ve bankalar arasındaki bu düzen tıkır tıkır saat gibi işliyor. 70 model dövize çevrilebilir mevduatın yandan çarklısını kur korumalı mevduat diye milletin önüne getirdiler. Fakirin vergisiyle zenginin mevduatına verdikleri döviz garantisinin faturası bugünlerde ortaya çıkıyor. Sadece son 2 haftada milletin cebinden ödenen para 15 milyar 100 milyon lira. Bir de buna tatlandırıcı olarak verilen vergi muafiyeti nedeniyle vazgeçilen 13 küsur milyar lirayı da ekleyin. 2 haftada hazinenin üzerine binen yük, yani milletimizin sırtına binen yük 29 milyar lira. Peki 2022'de çiftçiye ödenecek destek ne kadar? O da 29 milyar lira. Bir de kamu özel işbirliği nedeniyle verilen dövizli garantilerle köşe olanlar var. Sözleşme bağlanmış, garantiler verilmiş. Döviz patlasa, millet çatlasa, memleket yansa onlar paralarını tıkır tıkır alıyorlar. Tesis işliyormuş, işlemiyormuş. Bunun hiçbir önemi yok. İşte Balıkesir'de havalimanı. Bu havalimanına, hayalet olmuş bu havalimanına, uçak inmiyor. Her yanı ot bürümüş. Şimdi otları topladıp satmak için ihaleye çıkmışlar. Ama sarayın Atama Ulaştırma Bakanı'na bu kamu özel işbirliği soygunları, rezaleti yetmiyor. Bir de çıkıyor, Atatürk Havalimanı hikayesi bitti diyor. Yerine millet bahçesi yapacaklarmış. Beyefendi, İstanbul'a kar yağdığında İçişleri Bakanı ile beraber inebildikleri tek havalimanının Atatürk Havalimanı olduğunu ne çabuk unutmuş. Saraya da Atama Bakanı'na da hatırlatalım. Evet, bu ülkede hikayesi biten birileri var. Ama o, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan havaalanı değil. Sizsiniz, siz. Saray ve şürekası. Atatürk'ün içinde olduğu hiçbir hikaye bitmez. Ama sizlerin gideceğiniz yolda anlatacağınız hikayeler de bitti. Milletin karnı anlattığınız hikayelere doydu. Ne yaptığınızı gördü. Notunuzu verdi. Artık sizi eve göndermek için sandığı bekliyor. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında bu ülkenin ve bu milletin sevdalısı ortaklarımızla birlikte sarayın bozduğunu biz düzelteceğiz. Sarayın şahlandırdığı enflasyonu biz düşüreceğiz. Sarayın hortlattığı hayat pahalılığını biz bitireceğiz. Sarayın işsiz bıraktığı insanlarımızı biz iş sahibi yapacağız. Sarayın yıktığını biz yeniden inşa edeceğiz. 20 yıldır milletten çalınanları biz yerine koyacağız. Kayıpları telafi edeceğiz. Sarayın bölüp parçaladığı milletimizi biz barıştıracağız. Saray çok üzdü. Biz milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Biz milletimize güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Tüm sorunların üstesinden geliriz. Yeni kadrolarla, yeni kurumlarla, yeni kurallarla ülkemizi biz ayağa kaldırırız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Bengitürk Televizyonu İdil Beldik. Efendim, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanlığı adayı için 3 ölçüt sıraladı. Bunların içinde 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğu ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, yine seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi gibi maddeler var. Millet İttifakı'nda da henüz Cumhurbaşkanı adayı netlik kazanmadı, açıklanmadı. Siz bu kriterleri, bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Baştan itibaren genel başkanlarımız ifade ediyor. Bugün
adayın ismi değil, hangi kriterlere sahip olacağı önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyorlar. Evet. Efendim, müsaadenizle bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa bildirisini Almanya Büyükelçisi'ne düzelttirdiği iddia edildi. Sizin bu iddiaya ilişkin bir açıklamanız olacak mı? Ya bu tamamen yalan. Alçakça bir iftira. Namertlik. Bu haberi yayınlayan gazeteyi tekzip edeceğiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Tazminat davası açacağız. Artık bu zırvaların hesabını mahkemede verirler. Efendim, Kanal D tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Seçim kanunundaki 3 maddenin iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaktınız. Bir erteleme var sanırım. Ne zamana ve hangi sebeple ertelendi bilgi alabilir miyiz? Erteleme yok. Şu anda son şekli veriliyor başvuru dilekçesine. İlçe seçim kurulları, il seçim kurullarında kıdemli hakim yerine kurayla birinci sınıf kategorisine giren hakimlerin getirilmesi ve şu anda AK Parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın diğer parti genel başkanlarının tabi olduğu seçim yasaklarına tabi olmaması hakkında olmaması ile ilgili maddeler hakkında Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceğiz. Efendim, biraz önce biraz değindiniz ama yine ATV ve A Haber tarafından bir yönlendiren ortak soru var adaylıkla ilgili. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, altı lider kendisini seçmezse Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edeceğiz dedi. Mansur Yavaş'ın sizin adayınız olma ihtimali var mıdır? Benzer bir soru da yine A Haber'den geldi. A Haber'de Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı iddialarını soruyor. Biraz önce söyledim. Hep de söylüyoruz. Bu aşamada bizim için adayın ismi değil, adayın nitelikleri önemli. Vakti saati geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin sayın genel başkanları Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacaklar. Bu arada henüz Cumhur İttifakı da adayını netleştirmedi. Sarayın küçük ortağı bir isim söyledi. Ama o isim adaylığını nedense daha hala ilan etmedi. Herhalde bizim açıklayacağımız adaya göre kendi adaylarında değişiklik yapmayı düşünüyorlar. Ama herkes bizim adayımızı merak ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayını nedense merak eden yok. Varsa yoksa Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Biz bu merakın nedenini çok iyi anlıyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Efendim, ATV'nin diğer sorusu da şöyle. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, terörle bağlantı iddiasıyla tutuklanan HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş için barıştan yana ifadelerini kullandı. Siz de Sayın Tuncay Özkan'la aynı fikirde misiniz? Bizim peşinde olduğumuz haktır, hukuktur, adalettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiğimizde ilk işimiz anayasaya sadakatten ayrılmayacağımıza ant içmek oldu. Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymak anayasanın gereğidir. Anayasamızın söylediği de budur. Biz onu bunu şunu değil, hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Tarım Bakan Yardımcılığına atanan Ebubekir Gizli Gider'in FETÖ lideriyle fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından bir diğer bakan yardımcısı Nihat Pakdil'in de Nevzat Pakdil'in kardeşi olduğu ve Nevzat Pakdil'in de Vahit Kirişçi'nin iş ortağı olduğu haberleri basına yansıdı. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Önce şunu söyleyeyim. Yani FETÖ ile mücadele ediyoruz diyenler, FETÖ ile resim çektirenleri bakan yardımcısı olarak atamaya başladılarsa belli ki masanın altından da müzakereler başlamıştır. Masa altlarıyla, masa ayaklarıyla özel alakaları olanlar bu müzakerelere acaba neler demektedir? Ucube saray rejiminde
Kimin eli kimin cebinde, kim kiminle iş ortağı, kim kiminle iş bağlıyor belli değil. Bakanlıklar da şirkete dönmüş. Liyakat bitmiş. Varsa yoksa akrabayı talukat ve yandaş. Sanki millete hizmete değil, devleti talana gelmişler. Evet. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün Mardin'de yaptığı konuşmada, enflasyon konusunda gelecek makul seviye sonrasında, emin olun bu sıkıntılı dönemi geçtiğimizde, yine aynı karamsarlara karşı biz toplum olarak galip geleceğiz dedi. Siz bu sözü nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce ifade ettim. Oynamayı bilmeyen gelim, yerim dar dermiş. Nebati Bakan'ın da maalesef durumu bu. Enflasyonu nasıl düşüreceğini bilmiyor. Hayat pahalılığına karşı eli kolu bağlı kalmış. Bir takım tarihler veriyor ama bu tarihlerde tutmuyor. Her verdiği tarihin altında kalıyor. Enflasyonun düşüşünden önce enflasyon kaça kadar çıkacak? Millet hayat pahalılığının altında daha ne kadar ezdirilecek? Bir çıksın onu söylesin. Ne yazık ki bu beceriksizlerin, liyakatsizlerin elinde milletimiz önce altını, dövizi takip etti. Şimdi bunları bıraktı, domates, biber, marul fiyatlarını takibe başladı. Bunlar geldiklerinde çeyrek altın 27 liraydı. Şimdi 27 lirayla biraz önce ifade ettim. Bir kilo yeşil biber alamaz hale getirdiler milleti. Nasıl kötümser olmasın millet ya? Enflasyonun sebebi olanlar enflasyona çözümde olamazlar. Var mı başkası? Teşekkür ediyorum.